Evet, ayetinin son konusu kitabında son testte canlılar ve çevre. Aslında çokça mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ifadelerinden bahsediyoruz ama burada kendine özgü sorular var tabi. Onlardan bir tanesi sıcaklığın etkisiyle çuha çiçekleri farklı renklere sahip olabilir. Çuha bitkisi 15-25 derecede kırmızı, 25-35 derecede beyaz renkli çiçek açıyor. Şimdi buna göre ne doğrudur? Aslında çevrenin genlerin işleyişi üzerine etkisi, ifadesi üzerine etkisi yani bir modifikasyon örneğidir. Tohumlar tam 25 derecede çimlenirse çiçekler pembe renkli olur. Yani kırmızı, beyaz, eksik baskın, pembe böyle bir şey yok arkadaşlar. Zaten böyle bir ifadeyi buradan da çıkaramazsınız. Hani buradaki olayımız şu belli bir sıcaklık değeri var. Onun üstü ve altında ya kırmızı ya beyaz çiçek oluyor. Bu da çevrenin genlerin işleyişine etkisi oluyor. Beyaz çiçekli bitkilerin yavruları kırmızı çiçekli olabilir. İşte zaten olayımız da bu. Hocam bu kalıtsal bir şey değil. Siz o beyaz çiçeğin yavrularına yine belli bir sıcaklık değeri uygularsanız o sıcaklık değerine göre çiçek renk oluşturacaktır. Cevap da D seçeneği olacaktır. Yine yabani bitki hardal bitkisinden Bakın brokoli, lahana ve karnabahar şeklinde üç farklı bitki elde ediyor insanoğlu. Bunu nasıl yapıyor? Tabii ki yapay seçilimle yapıyor. Doğada daha önceden var olmayan sebzeler elde edilmiş. Şimdi buradaki mantık şu. Normal şartlarda sen yabani hardalı kendi halinde bıraksan zaten hep yabani hardal ama onun atıyorum işte yaprağını aldım bir şey oldu. Gövdesini aldın bir şey oldu. Çiçeğinden belli bölgeyi aldım bir şey oldu şeklinde bir el seçim yapıyorsun, bir yapay seçilim yapıyorsun ve brokoli olmayacakken brokoli olmuş oluyor. Lahana olmayacakken lahana olmuş oluyor. Tamam bir bitkiden köken oluyor ama normalde doğaya bıraksan sana karnabahar lahana vermeyecek yani. Yabani ardal verecek. Elde edilen yeni bitkiler mutasyon sonucu olmamıştır. Yapay seçilim sonucunda oluşmuştur. Tamam Yapay seçilim. Bu mutasyon değil. Bu olay yapay seçilimi örnektir. Cevap ne oldu? 1 ve 3 oldu. DDT ile alakalı bir soru. Geçmiş yıllarda tarımsal politika olarak pamuk üretiminde zararlara karşı insektisit yani böcek zehri kullanılmış. Bu durum sonucu zararlı böceklerde insektisitlere karşı direnç oluşmuş ve büyük ekonomik kayıplar meydana gelmiş. Dünyada yaygın olarak görülen sıtma hastalığını önlemek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün başlattığı program çerçevesinde DDT uygulaması anofel cinsi sivrisineklerin bu insektislere karşı direnç kazanmaları sonucu başarısız olmuş. Yani bir ilaç kullanmışız. E bu ilaca direnç gelişmiş. Şimdi o ilacı kullansanız da fayda etmiyor. Bir de o ilaç o kadar zehirli ki toprağa, bitkiye, her şeye karıştı. İnsan dokularına da çözülemeyen bir artık olarak kaldı. O yüzden DDT yasak şu anda dünyada. Dirençli gene sahip olan böcekler bakın arkadaşlar ne oluyor? Hayatta kalıyor. Sonra onlar çoğaldığı için herkes dirençli olmuş oluyor. Doğal olarak insektisitlere dirençli olan böcekler ortamda kaldı. Dirençli böcekler eşeğiyle üreme ile bu özelliği yavrularına aktarmış oldu. Çünkü ben bu özelliğe sahipsem üreyerek ne yapıyorum eşeğiyle üreyerek yavrularıma da veriyorum bunu. Böcekler arasında konjügasyon ile direnç geni aktarması. Hocam ne, ne konjugasyon Allah aşkına böcek dediğin omurgasız bir hayvan konjugasyonu ben nerede görüyorum? İşte tek hücrelerde, bakteride, arkede ya da işte bazı protistlerde görüyorum değil mi? Hayvanlarda ne konjugasyonu? Olsa olsa burada işte döllenme, şeyli üreme gibi olaylardan bahsedebilirsiniz. Mutasyonlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mutasyonlar hiçbir durumda tamir edilemez, edilebilir. Sonuçta DNA sentezi sırasında bile polimerazın hataları onarma gücü var. Mutasyonlar popülasyonları tamamen yok eder. Saçmalama hocam bazı mutasyonlar yüzde bir bile olsa faydalı mutasyonlardır. Kaldı ki zararlı bir mutasyonsa büyük oranda kişinin kendisini etkileyecektir. Mutasyonlar bir popülasyondaki genetik çeşitlik için kaynak görevi görebilir. Çok güzel bak. Neden? Çünkü Mutasyon yeni bir genin ortaya çıkmasına neden olabilir. Yani ya da var olan genlerde değişiklik yaratabilir. Bu da varyasyonlara yani genetik çeşitliklere sebep olur. Mutasyonlar bir popülasyondaki yalnızca belirli gen lokuslarını etkiler. Hayır öyle spesifik sadece bu gene etkileyeceğim diye bir şey yok. Mutasyon DNA'da hasar meydana getirir. Sadece X ışınları DNA'da mutasyona neden olur. Yok hocam virüsler, birçok radyoaktif ışınlar, değil mi? Kimyasal ilaçlar vesaire. Mutasyona neden olabilir? Cevabımız da C olur. Evet bütün AYT kitabını bitirdik. Her ne kadar son testlerde böyle e, hasta hasta yorumlar yapmaya çalışsam da arkadaşlar bin soru ve bu soruların yanında sorduğum onlarca yüzlerce soruyla AYT Soru Bankası'nın hakkını vermiş olduk. Umarım faydalanırsınız. Hepinize kolay gelsin.